Merhaba. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız o hoş olmayan olaydan sonra savcılık harekete geçti. Ve o genci adliyeye sevk ettiler. Muhtemelen tutuklayabilirler de serbest bırakabilirler. Bilemiyorum ama durum hiç hoş değil. Vatandaşa bugün o olaydan yola çıkarak belediyeler, sadece Bursa için değil belediyeler, yere çöp atmaya, izmarit atmaya ceza versin mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de zabıtaların görevlerini yerine getirip getirmediği konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi nezdinde yaşadığınız şehirde zabıtalar görevini yapıyor mu diye soracağım. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Ablacığım sorayım mı sana? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi vatandaşlar yere çöp ve izmarit atıyor. Evet. Duydunuz belki. Tabii ki duruyoruz, görüyoruz. Belediyeler bununla ilgili ceza uygulamalı mı? Belediyeler ya bence, da valilik. Bence uygulamalı. Etkili olur mu? Olacağını düşünüyorum. Aha. Yani halk olarak zaten hani çöpe at, şurada çöpün içerisinde yürürseniz ne kadar hoşunuza gider? Ya da benim ne kadar hoşuma gider? Bir de onun birikiminde düşünülen kokuyu. Zabıtalar görevini yapıyor mu? Özellikle yaşadığınız şehirde bakarsanız. Yok, yapmıyor. Yapmıyor. Memnun değilsiniz yani. Memnun değilim. Hı. Ama yapsalar, belediye olsun, valilik olsun, buna bu el atsalar, yapsalar görevlerini, her şey daha güzel Ceza olur. Ceza kesinlikle olmalı diyorsun. Kesinlikle olmalı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sana sorayım abicim. Evet. Gerçi sen sürekli gidiyorsun bizim röportajlara. Evet. Şimdi bize bir olay yaşandı, biliyorsun belki görmüşsündür sosyal medyada. Evet, şimdi sosyal anladım. Medyada olay patladıktan sonra savcılık harekete geçti. O bana saldıran genci gözaltına aldılar. Sonra da adliyeye sevk ettiler. Evet. Hoş bir durum değil. Ben de şimdi bu olaydan yola çıkarak şunu soruyorum. Belediyeler ya da valilik her neyse yere çöp atmaya, izmarit atmaya ceza getirsin mi? Biliyorsunuz Bolu Belediyesi böyle bir uygulama başlattı. Evet. Kendi şehrinizde olmasını ister misiniz? Yalnız kendi şehrimde değil, bütün il, ilçe, tamam işte, Türkiye kasabalarda ilgisi. Türkiye çapında olması lazım. Hı-hı. Çünkü insanlarımız gerçekten eğitimli ya da eğitimsiz hiç fark etmiyor. Eğitimliler dahi yere çöp atıyor, izmarit atıyor. Dışarıda işte dükkanından dışarı çıkıyor. Ondan sonra bankadan dışarı çıkıyor, sigara içiyor, izmaritini yere atıyor. Yani diyorsun ki belediyeler harekete geçsin, valilik, kesinlikle, valilik, kesinlikle. Peki, yani etkili olur mu cezalar? Tabii etkili olur. Tabii etkili olur. Yani ceza olmadan bu işi Tabii etkili olur. Bir de bu işi şöyle kurumlar, özel ve kamu kurumlarından bir propaganda şeklinde nasıl kapalı alanda sigara içilmiyor, aha, onu oturttu Türkiye, çok şükür. Bunu da oturtabilir. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiydi. Öyle mi? Hakkını verelim. Tabii. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sigaraya karşı. Tabii. Ben yani çok hoş hakkını bir görüntü. Hakkını verelim. Eleştiriyoruz kendisini ama. Tabii. Yani doğruya doğru diyeceğiz. Yanlışa yanlış. Teşekkür ediyorum. Peki. Sağ olasın. Belediyeler bu yere çöp atmaya, izmarit atmaya ceza versin mi diye soruyor. Versin. Ha, versinler. Evet, onu versin. Versinler yani. Belediyelerin zabıtalar görevini yapıyor mu sizce? Yapmıyorlar. Hiç memnun değiliz. Kimse yapmıyor. Selam senin. Geçmiş olsun abi. Bak, çok geçen teşekkür ederim izledin. Tam da aynen. Ben o konuya paralel soruyorum. Şimdi izmarit attı. Aynen, ne oldu? Yaşan ne oldu biliyorsun yaşadıklarımızı. Sorun bu bugün. O olaya paralel. Belediyeler ya da valilik her neyse bu konuda ceza versin mi vatandaşa? Kesinlikle ceza vermesi lazım. Aynen. Ceza vermesi lazım. Yoksa önüne geçilemez. İzledin görüntüleri. Aynen görüntüleri. Sence ben haklı mıyım haksız mıyım? Ne haklısın. O teyze helal olsun yani. Herkes onun gibi olsa. Ha gördün mü? Herkes sessiz kalmış. Onca insan var, millet var. Onca erkeğin içerisinde aynen. Bir bana o destek i̇şte. Çıktı. Helal olsun. Ona helal olsun. Onu tebrik Peki, ediyorum. Yaşadığın şehirde zabıtalar, belediye bu çevre konusunda özellikle görevini yapıyor mu? Yok. Memnun musun? Hayır. Memnun değilsin. Aynen. Hele akşamleyin burası geçilmiyor. O ayrı burada aynen. Genelde seyyar şey kuruluyor da genel anlamda bu çevre temizliği çöp konusunda yok. Memnun Kesin. Değilsin. Memnun değilim. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Yere çöp atıyorlar, izmarit atıyorlar. Sen ne dersin SND, YouTube'da? Belediyeler bununla ilgili ceza uygulasın mı? Ceza versin mi? Versin tabii. Bolu'da biliyorsun başladı böyle bir uygulama. Versin. Bursa'da da ve diğer şehirlerde de tabii. Yere çöp ve izmarit atmaya tabii. Ceza. Belediyeye gelir olur. Ne? Tükürenlere de. Tamam. Tükürenlere nasıl bir ceza önerirsin? O tükürü yedirmek lazım. Tükürdüğünü yalatacaksın. O tükürü yedirmek lazım. Tükürdüğünü yalatacaksın. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, bu sağ olun. Bu yere çöp atıyorlar, izmarit atıyorlar. Bak atmışlar mesela. Evet. Bunlara ceza verilmesi lazım mı? Gerekir mi? Aynen. Uygulaması lazım. Temizlik imandan geliyor.
Bak görüyor musun? Şefim, arkadaşlar çöp tenekesi var burada ya. Aynen öyle, katılıyorum sana. Çok güzel olur yani, çöp, temiz insan çöp atmaz. Pis insan atar onu. Peki şöyle bir soru sorayım. Şimdi çöp attı, izmarit attı birini, uyardın. Evet. Uyardın. Biraz da sert uyardın. Sence bu sana saldırmayı gerekçe gösterebilir mi? Vallahi saldırabilir yani insanlar. Bana ya, bana saldırdılar da. Yok ya. Vallahi geçen saldırdılar. Uyardım diye. Sence peki belediye zabıtalar görevini yapıyor mu bu konuda? Yapmıyor. Yapmıyor. Yani tam olarak yapmıyorlar. Doğru. Memnun evet. Değilsin yani. Yani yurt dışında mesela göremezsin. Çöp göremezsin yurt dışında. Ben Avrupa'ya da gittim ama böyle çöp mü yerde yok. Olmaz. Tükürmek bile ceza atıyor. Ceza. Evet. Burada da ceza verilsin mi? Bence verilsin. Yere evet. Tükürme, çöp yani. Atma, çok ayıp. İzmarit. Çok ayıp. Medeniyetli bir şehirde yaşıyoruz. Çok ayıp. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çöp nerede var burada? Burayı mı ablacığım size? Bu yere çöp atma ile ilgili ceza gelsin mi belediye? Gelsin, evet gelsin. Peki belediyeden memnun musunuz bu konuda, temizlik konusunda? Değilim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sorabilir miyim? Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun? Bu, iyi valla, işte röportaj yapıyoruz. Evet. Bu yere çöp atıyorlar, tükürüyorlar, izmarit atıyorlar. Bunlara ceza verilmeli mi? Belediye, verilmeli abicim. Ya şimdi herif yere tükürür. Hastadır, ustadır, sen üstüne basacaksın. Onu belki farkına varmadan evine götüreceksin. Nasıl bir ceza öngörüyorsun mesela ya, sence? Vallahi işte. Para cezası? Para cezası tabii ya. Kalkıp hapis cezası olmaz da. Yok hapis değil de. Para cezası, tamam mı? Hı. Hani trafikte böyle geçenlere bile, yanlış geçenlere ceza verir. Tükürene de ceza vereceksin abi. Yapacak başka bir şey yok. Hı. Sağlığımız için önemli. Anladım. Peki yaşadığın şehirde belediye zabıtalar görevini yapıyor mu? Memnun musun? Yok be. Nerede? Çok zor. Zor. Çok zor. Anladım. Böyle ciddiyeti olsa zaten böyle olmaz. Yani ama diyorsun kesin ceza olmalı diyorsun. Ceza vereceksin abi. Bir daha yapmasınlar. Tükürmesinler. Balgam atıyor, peki nasıl, tükürüyor. Az önce o yüzden sordum. Nasıl bir ceza vereceksin ki bunlar bir daha atmasınlar? Abi para cezası abiciğim. Para cezası diyorsun. Para canını cezası. Canını yakacaksın diyorsun. Ya biraz. Teşekkür ederim. Gel abla sorayım size. Maddi açıdan acıtsın biraz. Ha acısın. Hadi. Verirsin mi yere çöp atmaya? Siz benim zaten söylemeye terbiyem müsaade etmediği için ben söylemeyeyim. Yok hayır, hangi ceza verirsin demiyorum. Yani ceza verirsin mi diyorum. Ceza verirsin, bu zaten kabahatler kanununda yeri olan bir durum. Ha. Ben öyle biliyorum. Ama uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Belki de uygulanıyordur. Mesela Tanju Özcan vardı, Bolu Belediye Başkanı. O uyguluyor öyle bir şey duymuştum. Ama tabii. Bursa'da mı yaşıyorsun bilmiyorum. Evet Bursa'da yaşıyorum. Belediyenin zabıta ile ilgili yaptığı işlerden memnun musunuz? Zabıta görevini yapıyor mu sizce? Yani zabıta işlerini yapıyor mu? Denetleme imkanım olmadı ama. Gözlemleme? Fena değil. Ben hani yere çöp atma ile ilgili şöyle bir yorum yapayım. Biraz önceki soruna mütakip. Yani bu bence ahlak meselesi. Yani bunu okullarda vesaire birçok konuda öğretilmesi lazım tabii ki. Yani cezayla veya bir takım tehditlerle bunu düzeltmek pek mümkün değil. Eğitim diyorsun. Yani şunu söylemek lazım. Yani defalarca Uzak Doğu'ya gitmiş birisi olarak. Uzak Doğu derken? Yani Japonya. Aha. Yerde bir adet çöp bulmanız mümkün değil. Yani çünkü bunu okulda başta veriyorlar. Yani ilkokulda, anaokulunda yere çöp atılmayacağını, toplum kurallarına uyulacağını, toplumsal yerlerde, efendim trende, bu tarz yerlerde yüksek sesle konuşulmayacağını. Çünkü bunlar ahlaksal kavramlar. Japonlar Müslüman mı? Bilmiyorum. Dinlerin dinlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ay, Müslümanlar evet. Temizlik imandan gelir diyorlar ya. Bilemiyorum. O konuya girmeyeceğim de. Yani ne mesele de? Mesele okulda bunların öğretilmesi gerekiyor. Yani okulda tamam her atom parçalayacak çocuklar yetiştiriyoruz maşallah. Çok güzel de esasen topluma bu insanlar ileride karıştıklarında, bir birey olarak topluma karıştıklarında yere çöp atıp atmayacağını önceden bilmesi gerekiyor. Yani bunu önceden, bunun tohumlarının okulda atılması gerekiyor. Vatandaşlarımız bizim duyarsız, yere çöp atıyorlar, izmarit atıyorlar. Bazıları da tükürüyorlar, affedersiniz. Bunlara bir ceza uygulanmalı mı sizce? Bence uygulanmalı tabii ki. Aha. Yani zaten insanlık gereği ayıp bir şey bu. Uygulanması gerekiyor. Aha. Yani dikkatli olalım nasıl tabii ki. Nasıl bir ceza görüyorsunuz? Nasıl bir ceza olabilir? Yani para cezası olsa hangi zabıta bakacak?
Yani dikkat etmemiz lazım. Hakikaten insanlık görevimiz. Hangi zabıta derken peki yaşadığınız şehirde zabıtalar belediye görevini yapıyor mu bu konuda? Ben çok yapıyor olduğunu zannetmiyorum. Belediye zaten hiçbir görevini yapmıyor ki. Memnun değilsiniz. Memnun değilim. Ha, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Mustafa Bozbey'den memnun değil misiniz? Bozbey'den memnunum da altyapı zaten kötüydü. Yavaş yavaş düzeltecekler. Yavaş yavaş inşallah. Evet. Ama diyorsunuz ki ceza gelmeli. Ceza gelmeli tabii ki. Başka türlü anlamayacaklar çünkü. Zaten her yerde yazıyor. Temiz tutun, izmarit atmayın. Anlamıyorlarsa ceza başka olsun. Başka bir şey daha var mesela. Halkımızın birçoğu Müslüman. Evet. Ne derler? Temizlik. Temizlik imandan gelir derler tabii peki ki. Peki bunlarınki gelmiyor galiba. Valla bir geliyor bir gelmiyor demek ki. Geliyor da kalıyor. Aynen. Bir daha söyler misin ablacığım? Dur. Yere çöp atmıştı bir arkadaş da o arkadaş uyarmıştı. Evet, benim o. Benim. Evet yabancı azınlıktı zannediyorum. Şimdi sorun da ona paralel. Evet. Ceza verilsin mi diye soruyorum. Ceza verilsin mi yere tükürmeye, çöp atmaya, izmarit atmaya ceza verilsin şimdi, mi? Şimdi bak bunlar evet güzel konular. Hani evet, mesela sağa sola çekilecek konular değil. Şimdi yere çöp atmak, tükürmek, çevreyi kirletmek. Yani bunun biz şu an konusunu bile yapmamamız lazım. Kesinlikle söylüyorsun. Az önce abla anımsattı ya, duydunuz. He. Geçtiğimiz günlerde ben bir röportaj yaptım. Röportaj sırasında vatandaşın biri yere izmarit attı, izmarit attı. Uyardım ben, uyardım diye bana saldırdı, bıçak çıktı. Aa. Ona istinaden soruyorum, ceza gelmeli mi? Bolu'da uygulanıyor böyle bir ceza biliyorsunuz. Bolu'da birkaç şeyde duydum. Bursa'da ve bilmiyorum Bursa'da mı yaşıyorsunuz başka şehirde? Bursa'da mi yaşıyorum. Ve diğer şehirlerde de böyle bir ceza uygulanabilir mi? Uygulanmalı mı? Nasıl bir ceza öngörülebilir? Şimdi cezanın şeklini, içeriğini, miktarını ben bir şey diyemem. Fakat bu üzerinde konuştuğumuz konuların hoş olmadığını, kötü konuşulması olduğunu. Konuşulması bile gerek olmayan şeyler. Tabii diyorsun. Ben mesela bazı seyirciler de, iştirakçılar da bilirler. Yurt dışında kalanlar. Ben mesela Almanya'da kaldım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ha. Öyle bir olay yok. Yok. Yani çevreyi kirletmek. Peki attığı zaman ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Başına bir şey geliyor mu? Cezası var. O zamanlar uyarıyordular. Ben geldikten sonra bilmiyorum cezai müeyyide oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Onlar yazıyorlar bazen işte 20 euro falan veriyorlar. Bak kimi 50 euro diyor, bir şey diyor. Bilmiyorum doğru, ne kadar doğru. Doğru. Yani sonuçta cezası var yere çöp atmanın. Tabii. Burada şimdi da olması lazım. Çevremiz ne kadar güzel, kameramanımız görüntülerse gayet temiz. Yok güzel. Çok da temiz değil. Az önce ben bir çöp topladım. Aa. Ben şuradan az önce çöpe attım bakın. Yani şeyler var görüyorsunuz şuralarda izmaritler falan sizin var. Sizin sosyal medya mı yoksa tabii YouTube? YouTube. Neydi? Sen SND, sen ne dersin YouTube kanalı? He SND. O zaman senden rica edeyim de arkadaşlara söyleyelim, abone olsunlar. Beğenmek, paylaşmak bedava. Yani evet. Değil evet. Mi? Olsunlar değil mi? Olsunlar. Siz de tabii uyarın insanları. Yani. Bu zabıtalarda memnun musunuz peki Bursa'daki Büyükşehir Belediyesi zabıtalarından? Temizliklere uyuyorlar mı? Şimdi ben mesela ne bileyim yürürken, gezerken, araçla seyahat ederken onlara şahit olmuyorum. Yani görmüyorum, birebir görmüyorum, şahit olmadım ama tabii onların da görevi. Herkes görevini teşekkür yapması ederim, lazım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kızce, gel bakayım sana bir soru soracağım. Efendim? Şimdi bazıları yere çöp atıyorlar, izmarit evet atıyorlar. İşte evet kimi de böyle affedersin ama tükürüyorlar. Evet. Sence bunlara ceza verilmeli mi? Bence verilmeli. Mesela nasıl bir ceza verelim bunlara? Sen bilmiyorum, para cezası olabilir. Hı. Veya o çöpçülerin veya ne bileyim sokakları temizleyenlerin işlerini yapmaları bence. Yapmıyorlar mı sence belediye zabıtaları? Belediye falan işlerini yapıyor ama yetmiyor. Onlar cezalarını çekmesi için onların yapması gerekiyor bence. Yere izme şey atana evet toplattıracaksın diyorsun. Evet, onlar toplasın. Bence bu daha etkili bir şey olması lazım. Bir yaptırım olması para lazım. Para cezası olabilir. Değil mi? Ama parayla da akıllanmıyorlar. Hani mesela bilemem. Mesela ağır bir para verseler atıyorum. Evet. Mesela 10 bin lira, 20 bin lira gibi bir ceza verseler. Evet. O izmariti atan o cezayı yedikten sonra bir daha atar mı? 20 bin lira ceza. Mesela şöyle örnek verelim. Baban. Örnek evet veriyorum. Evet. Tamam. Yere izmarit attı. Tamam. Ve geldi zabıta ona 20 bin lira ceza verdi. Hı hı. Baban bir daha atar mı? Babam bir daha atmaz. Atmaz. Zaten baban atmıyordur muhtemelen. Ya atmıyor o zaman. Sigara içiyor mu baban? Babam içiyor ama. Söyle o zaman babana sakın izmarit babam atmasın. Babam içmiyor da arabasında küllük taşıyor. Hep ona boşaltıyor küllüklerini. Tamam, onun güzel, için atmıyor. Hiç böyle yere aslında attığını görmedim. Aslında hiç içmesin sigarayı. Evet. Tamam, buradan mesaj gönder. Sakın ola yere çöp ya da izmarit atmayın yoksa evet ceza gelir. Evet, yoksa ceza gelir. Teşekkür ederim. Atıyorlar, çöp atıyorlar, izmarit atıyorlar. Atıyorlar ama ne yapacaksın? Çağırır. Ceza vermeli mi belediye sence? Tabii ki bir şey bu, şey. Arabalara da versin ceza. Arabada? Yani böyle plansız park edenlere. Ha, park edenlere. Evet. Yani evet onun bir şeyi vardı ama kaldırdı onu. Ceza vermiyor onlara. Polis memurları. Onlara trafik veriyor da şimdi bu yere izmarit ve çöp atanlara ceza versin mi belediye? Versin. Versin. Evet. Peki belediyenin bu zabıtaları da işini yapıyor mu sence? Valla ben rast gelmedim. Rast gelmedim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Şimdi
Kimileri, bazı vatandaşlar yere çöp atıyor, izmarit atıyor. Bunlara bir ceza verilmeli mi sence? Bence de. Verilmeli değil mi? Bence mesela de. Mesela nasıl bir ceza öngörebilirsin? Onu kimlik numarasını, seri numarasını alacaksın, belediyeye bildireceksin. Ona ceza kesilmesi uygundur bence. Ne kadar mesela? Tahminin kafanda bir şey var mı? Önce bir ihtar amaçlı 100 lira yeter. 100 lira? Evet. Vallahi 100 lirayı bence var ya, dişlerin kabuğunu o bir uyarıdır yani. Sen atmıyorsun değil mi? He? Sen yere çöp atmıyorsun, izmarit atmıyorsun. Ben biraz Avrupalı olduğum için... Ya, Avrupa'da mı yaşıyorsun? Evet. Nerede? Fransa. Fransa'da atıyorlar mı abi? Yes, buy. Ya, je m'appelle Suat. Zet. Comment t'appelle tu? Değil mi? Comment t'appelle tu? Yeah. Yes. No. Yes, ne? No. Sen Fransa'da no. yaşıyorsun. No. Trolledi abim, Fransa'da yaşıyorum diyorsun. Ben ceza verirsin. Verirsin tabii canım. Mesela nasıl bir ceza görürsün sen? Nasıl bir ceza verirsin? Vallahi ben yabancı, ben Kütahyalıyım. Ben atmıyoruz. İnşallah atmıyorum. Kütahyalıyım ben. Kütahya'da atıyor mu insanlar yere? Atmazlar, Kütahya'yı atmazlar. Ya evet sorma. 5 milyon takip izlenme var. Nerede, şeyde mi? Ya bak. Ben bunu ilk gördüm de. Bir saniye, bu ne? Kim paylaşmış bunu? Tamam. DPT Haber. Ya bakar mısın, bizim logoyu kapatmış, kendi logosunu koymuş. Böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Sağ altta var ama. Aa, şeyde altta var da şuradaki logoyu kapatmış benim. Neyse. Şimdi, madem bak gösterdim, bununla ilgili abi, soruyorum ben de. Yere izmarit atmaya, çöp atmaya ceza verirsin mi? Verirsin abi kardeşim. Lan Bolu Belediyesi bunu yapıyor herhalde. Bolu Belediyesi yapıyor, diğer şehirlerde de yaygınlaşsın mı? Yaygınlaşsın ama bence bu halk bilinçlenmez ya. Bu halk ya, bence şöyle 10 bin, 15 bin lira ceza yese akıllanır ya. Akıllanır da. Ha, ne dersin? Yapılmalı abi bence ya. Yapılmalı. Peki, Bursa'da yaşıyorsun. Evet, doğrudur. Belediye zabıtası. Görevini yapıyor mu bu konuda? Yapmıyor bence. Yapmıyor. Ben belediye zabıtasını beğenmiyorum. Beğenmiyorsun. Ama yani Büyükşehir Belediyesi'ni beğeniyorum da belediye zabıtasını beğenmiyorum. Anladım. Kimileri yere izmarit çöp atıyor. Evet. Kimileri de abartıyor, gördüm, tükürüyor. Gördüm seni, geçen kavga yaptın. O videoda küt algısı yapıldı bence. Yanlış bir şey ya. Sosyal medyada şu an o konu hakkında küt algısı konuşuluyor. Yani video bir... O arkadaş da evet. Abi bu, sosyal medyada bunun... çok çabuk Kürt algısı yapılmaya başladı son tamam, zamanlarda. Tamam, ben de hemen düzelteyim. Arkadaşlar, bunun Kürtlükle Türklükle alakası yok. Bunun insan olmakla alakası var. Türkler de çöp atıyor, başkaları da çöp atıyor. Gence de sordum az önce. Diyorum ki ceza verilsin mi bunlara? Verilsin tabii. He ablacığım? Verilsin. Ceza verilsin de bir de çöp şeyleri çok konsun yani. Daha fazla çöp. Tabii konsun. Yok. Ha. Anladım. O da var yani. Şimdi İnsan adamın elinde bir çöp var. Tamam, buna paralel sorayım. Zabıta görevini yapıyor mu Bursa'da? Yok canım, ne zabıtası. Ya ülkede kendi haline bırakmışlar, gidiyor işte. Anladım. Saldık şehre diyor. Aynen. Aşağıda şehir kütüğünün girişinde var ya, metronun girişinde. Aha. Bazı seyyar satıcılar mesela gül satıyor. Bir şey mesela 3-4 defa denk geldim. Adam bildiğin gül satıyor. Neyi satıyor? Gül ha, yani. Çiçek. Çiçek var, gül var ya. Gül, ha. Çöplerin yere atıyor. Hem kaçakçılık yapıyor. Hem çöpe yere atıyor. Anladım. Zabıta bunu gördüğü halde bir şey demiyor. Ama niye demiyor mesela? O mevzuda birçok kişi beni de suçladı, biliyorsun. Beni de suçladı. Sence ben suçlu muyum? Sen değilsin abi, sen haklısın ya. Ben haklıyım diyorsun. Ben izledim videoyu baştan sona kadar izledim, sen haklısın abi. Peki, ben bunu bir Kürt vatandaş olarak söylüyorum. Yani sen haklısın. Bir Kürt olarak söylüyor arkadaşlar. O yüzden bu mevzunun Kürtlükle, Türklükle alakası yok. Yani. İnsan olmakla alakası yok. Abi, bir Türk algılar yapmadım abi yani. Gerek yok. Ya, sosyal medyada bu Türk çok algılar çok oluyor. Evet. Son zamanlarda bunun da farkındayım. Yani yapılmasın abi. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Sorayım mı abicim size? Sorayım mı hanımlar? Vallahi soru şu, yere izmarit çöp atıyorlar. Kimileri de tükürüyor, biliyorsunuz evet. bu kadar. Sizce bunlara ceza verilmeli mi? Verilmeli. Yani Bolu'da mesela verildi. Aha, çok güzel belediye başkanı. Şimdi yani yanlışlıkla düşürdüklerinde bile alıp böyle kameraya bakıp özür dilip hemen çöpe atıyorlar. Evet, bence kesinlikle verilmeli. Hem Bursa'da hem İstanbul'da. Başka yaptırım türlü, olması lazım diyorsun. Olması lazım. Başka türlü önüne geçemezler. Peki Bursa'da yaşadığımız için Bursa Belediyesi'nin zabıtaları görevini yaptığını düşünüyor musunuz? Şöyle, ben Bursa'da yaşamıyorum. Ha, nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yapıyor mu zabıtalar? Maalesef yapmıyorlar. Zaten kendilerini pek fazla göremiyoruz. Ama Bursa'ya da 4-5 kere geldim. Burada da pek yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası. Ama diyorsunuz ki kesinlikle ceza verilmeli. İstanbul'da da verilsin. Tabii yani. Ha? İstanbul'da verirse çok para kazanır belediye. Ya hem belediyeler hani çok para kazanır, hem de gerçekten bir verirsin, iki verirsin, üçüncüsüne insanlar der ki ya cebimden para çıkmasın, ben bari çöpe atayım der. Ama şöyle hatır sayılır bir ceza olması tabii, lazım. Tabii yani. Şöyle biraz canını yakması lazım. Birazcık bir korkutması cebini lazım. Cebini de alırız, canını derken cebini. Tabii. Yani caydırıcılığı olması için belli bir miktarın üstü olması lazım kesinlikle. Anladım, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz de katılıyorsunuz değil mi? Ceza evet, verilmeli ben lazım. De katılıyorum. Tamam. Sen ne dersin kanalda izleyebilirsin. Tamam, teşekkürler. YouTube.
Bunlara ceza verilmeli mi? Bence verilmeli çünkü çevre bilinci, her vatandaşımız bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Gerek caddede yürürken, gerek yemek yerken, gerek doğaya pikniğe gittiğimizde bir çevre dostu olmalıyız. Bu zihniyette olmalıyız. Çocuklarımızı da buna göre yetiştirmeliyiz. Hem çocuklarımızı yetiştirme konusunda hem kendimiz bu konuda çevreye karşı çok duyarlı olmalıyız. Peki belediye görevini yapıyor mu bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim, resmi kurumlar resmi prosedür gereği görevlerini yapabilirler ama yeterli, şöyle diyeyim, vatandaşlar yardımcı olması lazım. Vatandaşlar çevre konusunda bilinçli olursa belediyenin işleri de daha kolay olur. Şimdi vatandaş bilinçli değilse ne yapmak lazım? Ceza yaptırım olabilir mi? Cezalar bence yaptırım konusunda çözüm değil. Halkı bilinçlendirmek lazım, eğitmek lazım. Ben bu konunun eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Anladım, teşekkür ederim. Evet. Yere çöp atma, izmarit atma konusu. Geçtiğimiz günlerde benim başıma geldi. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Evet. Ben diyorum ki belediyeler bu konuda ceza vermeli mi? Tabii ki ceza vermeli. Örnek belediyeler var. Bunu Türkiye genelinde örnek bol belediyeler yapıyor. Evet, kamera sistemlerinden, o mobesalardan yapılan sadece çöp atmak değil, tükürmek veya başka bir cisimleri atmak, bunlar hem çevreye kirlilik verdiği gibi hem insanların sağlığıyla da oynuyor. Sonuçta pandemi dönemi de atlatmış bir şehirde yaşıyoruz, ülkede yaşıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ki çocuklarımız bakın oynuyor ve attığımız her çöplerle ellerini alıp ceza yaptırım olabilir mi? Peki, tabii ki olabilir mi? Tabii ki etkili Peki, olur. Belediye zabıtaları görevini belediye yapıyor zabıtaları yapması gerekir ama belediye zabıtaları tam görevini layıkıyla yapamıyor. Bazı işletmeleri zabıt olarak denetlemeye gittiğinde ellerinde, kendi ellerinde sigara olduğu tespit ediliyor. Yani görevini ilk baş zabıta kendisi benimseyecek. Sonraki halka göreviyle ilgili baskı yapabilecek veya ceza uygulayabilecek. Teşekkür ediyorum abi. Biz sağ olun. Sorayım mı abicim, bu yere izmarit atmaya ceza verilsin mi? Çöp atmaya ablacığım. Ceza verilsin mi bu yere çöp atmaya izmarit atmaya? Evet. Verilsin ki yapmasınlar da. Ya verilsin tabii. Etkili olur mu? Olmaz mı? Valla. İşini güzel yaparsa öyle sede lafta değil, sözde en değil. En güzel günler sizlerin olsun. Sözde de olsun. Sizleri ceza verilsin mi yere çöp atmaya? Verilsin tabii ki. Ya niye verilmesin ki? Zabıtalar görevini yapıyor mu? Zabıtalar ben şimdiye kadar yaptıklarını zannetmiyorum. Hiç de zannetmiyorum. Yetersiz diyorsunuz. Yetersiz. Ben teşekkür ederim. Genç, ceza verilsin mi yere izmarit atmaya? Verilsin abi. Verilsin. Sen atmıyorsun. Yo, sigara içiyor musun? Ben kullanmıyorum. Ha, kullanmıyorsun. O yüzden fark etme, sadece sigara değil, çöp de atmayacaksın. Ben içiyorum sigara, versinler. Yok, sen atıyor musun yere? Atmam. Her tarafta gidiyor çöplerin orada şeylerde, sigara. Orada söndürüyorsun. Tabii anladım. Ne? Anladım. Ceza verilsin diyorsun değil mi? Yere ceza verilsin, verilsin. Verilsin. Çöpe ceza verilsin mi? Verilsin, çok tamam, iyi olur. Temiz olalım. Sadece izmarit değil mi? Tabii, tabii. Sadece izmarit değil, kabuklu. Genelleme yapıyorum tabii ya. Çöp. Kabuklu yiyecek yiyip atanlar var böyle. Nereye baksak böyle hep izmarit. Yani gerçekten bir yaptırım gelse çok iyi olur. Yani bu hizmetinizden dolayı da teşekkür ederim. Konuşacak mısınız? Yok abi. Hayır abi. YouTube'da SND bu yere çöp atmayı, izmarit atmaya ceza verilsin mi diye soruyorum. Bence verilsin. Bence de verilsin abi. Çevreyi kirletiyor yani. Peki etkili olur mu ceza? Yaptırıma olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Yine atar mı insanlar? Evet. Atar yani. Mesela atıyorum. 10 bin, 20 bin lira ceza verseler yere izmarit ya da çöp atmaya. Evet. Atmazlar bence de abi. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok tebrik ederim vatanımızı, milletimizi. Daha açıklayacak bir şey bulamıyorum şimdi yani. Çok teşekkür ederim ama bu herkesin yapması gereken bir şey güzel kardeşim. Duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür tamam. ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim ama diyorum ki bu şey değil. Yani çok abartılacak bir durum değil. Çünkü her vatandaşın yapması gereken bir şey. Doğru söylüyorsun. Bu ülke hepimizin. Hepimiz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hepimizin. Arnavut, ben bir Arnavut olarak bunu söylüyorum. Hepimizin vatanımızı temiz tutalım ve ceza verilsin mi diye sordum vatandaşa. Ne dersin, ceza verilsin mi? Ya ceza işlem devletimiz daha uygun bilir onları ama MOBESA'dan onları daha devletimiz daha uygun bilir ama belediye ceza versin mi? Tabii ki de versin. Ceza işlemi olmasa ya kim olur? Olur bence. Ya kim olursa olsun isim mevzu şey değil ama herkese ceza verilmesi sadece o arkadaşım için de kim yaparsa daha duyarlı olursak daha iyi olur. Tamam, teşekkür ediyorum. Seninle bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Vatandaşa bunu bugün sordum. Geçtiğimiz günlerde işte arkadaşım çok teşekkür ederim. Dediğim gibi her vatandaşın yapması gereken mesele bu. Biliyorum ülkemizin çok daha önemli sorunları var. Çok önemli konuları var. Diyeceksiniz ki bazılarınız yorumlara yazacaksınız. Ya tartışacak, konuşacak başka mesele kalmadı mı? Evet, mesele bu. Vatan bizim, memleket bizim, ülke bizim. Yerleri kirletmeyelim. Umarım belediye önlemlerini alır. Sadece bizim için değil, yaşadığınız hangi şehirde yaşıyorsanız yaşadığınız şehirlerde de belediyeler gerekli tedbirleri alır ve yaptırımı olması gerekiyor bunun.
yaptırımı olması gerekiyor. Ben 2 sene İsveç'te yaşadım arkadaşlar. 2 yıl yaşadım. Orada da çöp atıyorlar ama anında hemen etkisini gösteriyor ve cezalarıyla, temizliğiyle bunu yerine getiriyorlar oradaki belediyeler. Bizim belediye de zabıtalarla, temizlik görevlileriyle gelip bu konuda önlem alması gerekiyor diye düşünüyorum. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.